Herkese selamlar dostlar. Bugün Palworld oynayacağız. Steam Deck'te. Bilgisayarımda bir arıza var. Bilgisayarım tamirde. Ama dedim zaten bu oyun Steam Deck'te güzel olur diye düşünüyordum. Oyun daha dün çıktı. Steam'de rekorlar kırmış. Bayağı satmış. 13 dolar falan şu anda fiyatı. Game Pass'te oynayabiliyorsunuz bu arada. Xbox'ta da oynayabiliyorsunuz. PC'de oynayabiliyorsunuz. Erken erişimde böyle devasa MMO bir hayatta kalma işte crafting mekanikleri olan ve aynı zamanda Pokemon tarzı bu Pal denilen yaratıkları avladığınız bir oyun. Ama böyle silahlı Pokemon diye geçiyor ama oyunu şöyle biraz oynadım. Silah için bayağı bir vakit ayırmak lazım. Çünkü yavaş yavaş böyle işte baltanızı yapıyorsunuz, hayatta kalmaya çalışıyorsunuz, çadır yapıyorsunuz. Teknoloji ilerledikçe de böyle silahlanıyorsunuz anladığım kadarıyla. Ben o kadar gelemedim ama videoda size şöyle biraz sıfırdan başlayarak oyunu göstereceğim. Şu anda menü ufak ama şöyle söyleyeyim. Burada işte oyuna başlayabiliyorsunuz. Multiplayer bir oyuna girebiliyorsunuz. Başka insanları çağırabiliyorsunuz. Ben şimdilik kendi dünyamı yaratacağım. Sıfırdan bir dünya yaratayım. Şöyle oynayalım abi oyunu biraz. Gerçekten çok eğlenceli bir oyun. Buradan işte multiplayer'im değil mi onu seçebiliyorsunuz. Adanızın ismini yapabiliyorsunuz. Zorluk seviyesi vesaire. Okey diyorum. Steam'de de güzel çalışıyor. Yani Steam Deck de güzel çalışıyor. Evet, buradan karakterimizi yaratacağız. Ben burada rastgele bir karakter yaratayım diyorum. Şöyle bir adam olsun. Burada diyor ki işte karakterinizi daha sonra değiştiremiyorsunuz ama bununla ilgili bir güncelleme gelecek diyor. Şimdilik ona göre karar verin diyor. Oyun zaten sürekli güncellenecektir. Zaten 8 saatte 1 milyon satmış. Bakın mesela bu açılış direkt şey değil mi abi? Pokemon Scarlet Violet. Ona benziyor değil mi? Böyle bir dünyada, bir adada uyanıyorsunuz. Her yerde Pokemon'lar var, hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Güzel de bir dünyası var. Bakın burada Towers are the key, Tree holds the truth diyor. Ben buraları çok anlamadım ama yani oyuna baya baya bir vakit ayırmak gerekiyor ve zaten vakit ayırabilecek bir oyun, güzel bir oyun. Evet. Burada başladı oyunumuz. Şu parlaklığı biraz açayım. Şöyle parlaklığı açtım. Sesi de açayım. Bu şekilde başladık oyunumuza. Direkt böyle Breath of the Wild kafasında oyun başlıyor. 30-40 FPS arası bence makul. Oyunda ben böyle çok rahatsızlık duymadım, rahatsızlık hissetmedim. Burada build yapabiliyoruz. Şu anda malzememiz olmadığı için bir şey yapamıyoruz. Neymiş? Ha, buradan fast travel'ı açabiliyorsunuz. Evet. Buraya hızlı bir şekilde fast travel yapabiliyoruz. Bakın dünyası çok güzel. Yani Breath of the Wild havası var oyunda, öyle söyleyeyim. Şunları toplayarak ilk başta bakın mesela Pokemon'lar bunlar. Bu oyunda bunlara Pal deniyor. Onları yakalamak için de topa yeteriniz var ama şu anda Pal yakalayacağım toptan yok. Biraz böyle dövüyorsunuz, sopayla vuruyorsunuz Pal'ları ya da yumruk atabilirsiniz. Sonra topa atıyorsunuz, yakalıyorsunuz. Onlara da göstereceğim. Buradan evet şu anda mesela item topladığım için level 2 oldum ve böylelikle bir teknoloji upgrade yapabiliyorum. Şurada bastığımız zaman burada zaten şöyle top teknoloji upgrade'ini görüyorsunuz. Mesela ilk teknolojiler basit şeyler işte ne bileyim işte balta yapıyorsunuz savaşmak için, ağaç kesmek için yapıyorsunuz, işte kayalık taşları kırmak için. İlk başta bunları yapabilmeniz için bir tane bench yapmanız lazım. Buradan bunu unlock ediyorsunuz. Seçtiğiniz zaman zaten unlock olmuş. Bunlar unlock değilmiş. Tam bunlar unlock olmuş zaten. Nereden yapılıyordu bu? Yukarı bastığım zaman buradan yapabiliyorum. Mesela bench'imi yapayım, şuraya koyayım. Bench'i de şöyle X'e basit olarak da yapıyorsunuz. Bunu hızlandırmak da elinizde. İleri upgrade'lerde yapabiliyorsunuz. Bench'imizi yaptıktan sonra da yapacağım şeyler ama bunlar kırmızı, daha itemlarım yani yapabileceğim şeyler yok. Gideyim birazcık. Bak bunlar Pokemon'lar. Bulaşırsanız dalıyorlar abi. Şunlara da işte baltayla vura vura taşlarımızı, işte ne bileyim diğer yapacağımız itemları, malzemelerini bulabiliyoruz. Biraz tahta aldık. Şöyle geze geze bu tahta mı abi? Bakın mesela böyle şurada stamina barı falan var. Direkt Breath of the Wild, Pokemon falan her şeyi Animal Crossing. Ne bileyim her şeye benziyor. Hatta işte PvP savaşları,
Item takasları, ticaret falan her şey olacakmış. İlk olarak hemen bir taş yapmak, taş diyorum, balta yapmak önemli olacaktır. Çünkü nerede? Ha, bu arada level atladığım için stat point'lerim de var. Karakteri de mesela, bu inventory de, bu arada acıkma falan var. Yemek falan yapıyorsunuz, yiyorsunuz yani, bayağı böyle dediğim gibi hayatta kalma survival mekanikleri var oyunda. Burada da işte benim statlarım var. HP işte, ağırlık, çalışma hızı gibi. Ben şimdilik bir stamina'mı vereyim. Önemli olacak stamina çünkü. Buradan da okey diyorum. Gördüğünüz gibi bu arada Steam Deck'te de çok güzel çalışıyor. Hani 60 FPS olmasa da bu tarz bir oyunda böyle 60 FPS çok aramıyorum yani ben özellikle. Hiç keyif kaçırmadığını söyleyebilirim. Şunlara bulaşmamak lazım. Bakalım yapabilecek miyiz? Torç yapabiliyoruz. Savaşmak için seslere bakın. Pokemon'lar çok tatlı ya. Yani Pearl'lar, Pokemon diyorum ama Pearl yani. Buradan taşı alalım. Ağaçlık. İşte biraz daha tahta bulsam yapacağım. Şu anda yapabiliyor muyum acaba ya? Acaba ağacı yumruklasam tahta çıkar mı? Aslında bir tane daha wood bulduk. Nerede bençimiz? Tamam. Taş, ha evet, aslında tahta tamam da taş lazım ya. Yumruk atarsam taş çıkar mı diye deneyeyim dedim ama vallahi çıktı. Tamam, taş çıktı, okey. Hemen yapalım. Aslında var ya, şunu yapayım ben. Tamam, aldık. Bunda da zaten şey yapabiliyorsunuz. Taş çıkartabiliyorsunuz. Ama tabii diğeri daha iyi çıkartıyor. Şimdilik ağacımızı çıkartalım bir tane. Bayağı fiber miber aldık, ağaçlarımızdan çıkarttık. Stamina bitti tabii. Okey. Şimdi teknolojimizden şöyle bir gelelim teknolojimize. Şimdi mesela bu teknolojide şunu seçmek istiyorum. Pell Box'ı. Çünkü bayağı önemli. Buradan da Pell Sphere'i seçiyorum. Bunlar da önemli şeyler. Ateş de önemli. Çünkü hava kararacak, üşüyeceğiz. Uyumak için yastık, yatak falanları da geçeriz. Şimdilik Pell şeyimi yapabiliyor muyum? Bakayım bir. Pell Box için ne gerekiyormuş? Material yoktu. Taş ve Paldium Fragment diye bir şey yokmuş. Bir dakika. Taş lazımmış. Dur bir dakika, biraz taş çıkartalım. Çünkü hemen bir Pokemon yakalamak istiyorum. Size göstermek istiyorum. Zaten hani saatlerce oynamak lazım bu oyunu. Zaten bir de erken erişimde olduğu için sürekli gelişiyor. Şunda mıydı? Bir tane şeyde farklı taştan çıkması lazımdı ya. Normal taş çıkıyor. Bundan mı çıkıyordu? Bunu yapmak için ne gerekiyor? İşte şu Paldium Fragment diye bir şey lazım. Paldium Fragment içinde, dur bakalım. Şundan ben bir yapayım. Bundan bak çıkartırız. Y ile değiştiriyorsunuz. Ha bak, bundan çıkardım. Paldium Fragment çıkarttım. Paldium Fragment çıkarttığım zaman şu bench istasyonunu yapabileceğim artık. Şurayı seçelim. Nasıldı? Ha şunla. Sonra işte X'e basit olarak da bunu bu şekilde yapabiliyoruz.
Tamam, güzel oldu. Okey. Mesela burada şimdi hem buradan fast travel yapabiliyoruz hem de buradan mesela PL'ler yok şu anda da PL alırsak yani Pokemon şeylerden Pokemon var şeylerden alırsak burada kullanabileceğiz. Şimdi benim yine şey ihtiyacım oldu. Paldium Fragment'a ihtiyacım oldu. Dur lan, fast travel yaptık. Yanlışlıkla elimdeydi. Bu arada level atladık ha. Şundan çıkar mı acaba? Bunlardan hep taş çıkıyor. Paladin Fragment istiyorum ya. Yani oyunda bilmiyorum hani daha çok oyun başındayım ama Paladin Fragment çok az çıkıyor. Yani Pokemon'u yakalamak için de o gerekiyor. Çok ilginç yani. O biraz beni düşündürdü ama herhalde. Heh, mesela şimdi bunu yapacağım. Okey. Okey, şu anda Paladin Fragment'ımız var. Bu şekilde de mesela Pokemon yakalayabilirim ya da işte PL yakalayabilirim. Pokemon diyorum hala ama siz anlıyorsunuzdur. Şurada nerede? Bir sürü vardı burada, nereye gitti ya? Buradan da çok uzağa gitmek istemiyorum. Son, çünkü dünyası çok büyük, kaybedeceğim yani. Bir önceki oynayışımda şeyi kaybettim. Okey. Nerede? Baksanıza baya baya gidebilecek şeyler var. Yapılacak çok şey de var. Hani bir sürü build yapılabiliyor. Oyunda bayağı seçenek çok. Çeşit çok. Oyun bayağı güzel arkadaşlar yani. Erken erişimde tekrar ediyorum. Hem Xbox'ta var işte hem de PC'de Pass'te var. Bir de Steam'de de alabiliyorsunuz. Ben işte şu anda bilgisayarım olmadığı için bunu oynayabileceğim. Zaten bir de Steam Deck'te oynamak istediğim için burada satın aldım. Bu Steam'de de 13 dolar. Bak Pokemon nereye gitti ya bunlar? Heh, var mı yok? Bak şunları sanırım ses duydu, Pokemon sesi. Şunlardan da Paldium Fragment çıkıyormuş. Ha tamam. Az önce söylediğim şeyi vazgeçtim. Bunlardan çıkıyorsa tamam, o zaman ya, oyunda çok vardır yani. Şu anda bile bir sürü yapabildim. Okay. Heh, bak mesela şöyle bir tane şeyden var. Şunu yakalamak için birazcık pataklamak gerekiyor. Biraz dövelim. Şöyle. Aa, nasıl ya? Az önce yaptık. Var işte, şeyim de var. Nasıl yok diyor. Ha pardon, yanlış yaptım ya, yanlış tuşa bastım. Şunu atıyorsunuz. Hop, bakın buradan böyle. Hadi, yakalıyorsunuz, yakala, yakala. Çok güzel yani, bu yakalama animasyonu çok güzel. Atmak da böyle. Atıyorsunuz mesela, bir daha basıp tuttunuz, hop geri geliyor. Bunu falan çok güzel yapmışlar ya. Mesela başka şey var mı? PL var mı? Ona bakalım. Onu attığım zaman dövüşüyorlar. Ne yapıyorlar artık bilmiyorum. Bu arada fragment bayağı varmış ya. Baksanıza. Benim diğer yarattığım dünyanın rastgele olduğu için orada çok yoktu. İlk oynadığım zaman, denemek için oynadığım zaman. Şu anda bayağı şeyim var. Ha mesela şuna PL'ı atarsam ne olacak acaba, dur bakalım. Attım, ne olacak? Savaşıyorlar, ne yapıyorlar? Bilmiyorum. Daha o kadar bilmiyorum. Fuel Shield diyor. Ne bileyim, kediyi yakalayabilir miyiz ama şu anda benim şeyi craft etmem lazım. Şeyimde, craftımda orada kaldı. Herhalde şeyden, haritadan falan fast travel yapabiliyorum oraya herhalde bildiğim kadarıyla. Bakın şu tarafta da şeyler var. İşte benim acıktığım zaman bar var. Şu alttaki bar şu an kayboldu. Alttaki barda işte acıkmadığımı görebiliyorum. Yukarısı enerjim. İşte burada power'larım var. Şurada da soğukluk, sıcaklık var. Direkt böyle Breath of Wild'daki şeye çok benziyor. Bu şekilde yani oyun dostlar. Çok başındayım daha ama hani oyunun ilk 15 dakikası bu şekilde hızlı hızlı da ilerlenebilir. Bağımlılık yapacak gibi duruyor. Ben bayağı sevdim oyunu.
gelişmeye de devam ediyor. Oyun ciddi anlamda güzel. Hani geçtiğimiz günlerde bir oyun vardı ya, ismini siz söyleyiverin, patladı. Bu oyun öyle değil. Gerçekten adamlar yapmış. Güzel bir oyun. Zaten herkes oynuyor şu anda. Yakın bir zamanda da sürekli bu oyunun ismini sık sık duyacakmışız gibi hissediyorum ben de. Tabi MMO bir şeyde oynamak, yani multiplayer bir haritada karakter açmak da güzel olabilir de, ben şimdilik hani size göstermek adına burada açtım. Kendim de burada devam etmeyi düşünüyorum. Ama arkadaşlarınızı da çağırabiliyorsunuz galiba. Tam emin değilim oralarının ama. Böyle. Şurada mesela ne yapabiliriz başka? Teknolojimizi ilerletebiliriz. Mesela ok gelmiş. Ok, yay, yatak falan yapabiliyoruz. Repair kit yapabiliyoruz. Sonra altıya geldiğimiz zaman 4. level teknolojiye. Burada mesela daha fazla şeyler. Gitgide bakın böyle oyun. Metal Axe, Armor, Crossbow. İşte ne bileyim, Mega Spear. Başka crossbowlar, silahlar falan böyle. Kütür kütür ilerledikçe oyun, Machine Gun falan var bakın mesela. Yani oyun gitgide böyle gidiyor yani. Base'inizi kuracaksınız buralara işte. Böyle yani. Oyun bu şekilde dostlar. Hızlı bir şekilde size oyunu göstermeye çalıştım. İlk 15 dakikasını. Dediğim gibi saatler, günler isteyen bir oyun. Uzun uzun oynamak lazım. Belki yayınlarda oynarız. Şimdilik Steam Deck performansını görmüş oldunuz. Hani 40 FPS'i üstüne çıkmadı ama çok da kötü değil. Şu anda low medium ayarlarda gayet akıcı, güzel çalışıyor. Siz de gördüğünüz gibi. Böyle dostlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Oyun da çok güzel. Tavsiye ederim. Yorumlarınız, sorularınız, istekleriniz, dilekleriniz varsa beklerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.